Herkese merhabalar. Chores 2 videosunu izlemiştik. Şimdi Chores 3 ile gramer ağırlıklı, dil bilgisi ağırlıklı devam edeceğiz. Ama sizlerin de LGS yolculuğunda artık kelimeleri yavaş yavaş ezberlemeye başladığınızı biliyorum arkadaşlar. Tonguç'um hazır mıyız videomuza? I am ready. Harikasın, tebrik ediyorum. LGS sözel bölümle başlayacağız sınava. Ve LGS sözel bölümle inşallah İngilizce de hedefimiz nedir Tonguç'um? 10'da 10 yapmak hocam. Harikasın, inşallah hepsini doğru yapacağız. Ve bunun için de tabii ki videomuzu izledikten sonra birazdan konuyu çok güzel bir şekilde anlatacağız. Bunu izledikten sonra arkadaşlar mutlaka LGS'de bununla alakalı çıkmış soruları çözmemiz lazım. 10'da 10 Zoru Bankası'ndan, Dinamo İngilizce'den, Taktikli İngilizce'den bol bol sorularla pekiştirmemiz lazım. Çünkü sınavda bize soru soracaklar. Yani LGS 2021 sözüyle açıyorum. Mesela geçen sene yapılan sınavı açıyorum. Bakalım ne varmış. Aa, soru. Hep bunlar soru. O zaman burada sorular varsa biz de kendimizi sorulara karşı hazırlamalıyız. Kelime ezberi tabii ki önemli. Kelimeleri ezberleyeceğiz ama sınavda bize soruları seçeneklerle soracaklar için bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Daha fazla gevezelik yapmıyorum. Hadi bakalım Chores 3 videomuza başlayalım Tonguç'um. Let's remember. Hadi hatırlayalım. Birincisi obligation, yani zorunluluk cümlelerinde biz must'ı kullanıyorduk. Mesela I must follow the instructions. Yani ben... Instruction ne demek Tonguç evladım benim? Yönergeleri. Evet, yönergeleri. Buradaki yapılması gerekenleri mutlaka izlemeliyim. Talimatları. Talimatları, evet bak. Peki şurada dikkat etme. I'dan, you'dan, we'den, they'den hiçbiri fark etmez. Hepsinden sonra must geliyor. Must olmuyor mu hocam? Ardan, gelmiyor mu işitte? Hayır, işitte is takısına hiç gerek yok. Çünkü bu bir modal, yani yardımcı fiil. Bunlardan sonra mesela can'den sonra, will'den sonra, should'dan sonra, must'tan sonra hiç fiilin ikinci, üçüncü hali hiç düşmene gerek yok. Oh be. Direkt yapıştırıyoruz bak. Must verb. Olumsuzunda da aynı şey var. You mustn't run in the corridor. Mesela koridorlarda koşmaman lazım, değil mi? Koridorlarda koştuğun zaman hem toz çıkıyor hem de takılıp düşebilirsin. Kafanda bir boncuk oluşabilir. Dolayısıyla you mustn't, bak you mustn't, yani koşmamalısın, run in the corridors. Şimdi bir de necessity denen bir şey var, gereklilik. Bu da biraz daha dışarıdan kaynaklanan bir gereklilik. Bak burada obligation vardı, prohibition yasaklama, obligation zorunluluk, necessity olumlu veya olumsuz durum var, buna bakalım. Şimdi burada ise have to has to farkı var Tonguç'um. Hatırlarsan I, you, we diye geniş zamanda have diyorduk sahip olmak fiilinde. He, she, it ise has. I have, you have, they have. Evet ama he, she, it has diyorduk. I have to wear a tie at work. Ne demek bu Tonguç? Hocam bir tane kravat giymeliyim. Evet, işte kravat giymeliyim. Evet, biz daha çok I have to wear a tie derken takmak diyoruz. Biz ama adamlar giymek diyorlar. Sıkıntı yok. Dolayısıyla biz kravat takmalıyım. Bu şimdi bir insan ya keşke kravat taksam takmalıyım der mi? Hayır. Zorunluluksa takar. Dolayısıyla bu dışarıdan gelen bir zorunluluk. Veyahut da he has to obey the rules. O kurallara uymak zorunda. Kurallar yazılmış, uymak zorunda. Yani bu zaten istese de istemese de takacak. İstese de istemese de uyacak. Şimdi ama burada hani farklı bir durum var. Şimdi negatifine baktığımızda ise olumsuzu buradakinden daha da başka bir anlam kazanıyor. Şöyle ki I don't have to get up early. Erken kalkmak zorunda değilim. Mesela at weekend, hafta sonları at weekend diyelim. Sen hafta sonları erken kalkmak zorunda değilsin. Çünkü okul yok, bir şey yok. Umurumda bile değil. Aynen. Ama erken kalkabilirsin. Ama kalkmayabilirsin. Zorunlu değilsin yani. Veyahut da he doesn't have to go there. Oraya gitmek zorunda değil. Demek ki bu yapmak zorunda olduğumuz şeyler, bu yapmamak zorunda olduğumuz şeyler, bu yapmamız gereken şeyler, bunları ise yapmasak olur diyebileceğimiz şeyler diyoruz. Ve hemen bir practice yapıyoruz. Pratik yapalım. Şimdi fill in the blanks demiş. Bunlarla boşlukları tamamlayalım demiş. Tamamlayalım. Şimdi George çok hızlı sürüyormuş. He has a lot of time. He, bak. Çok fazla zamanı varsa bir insan arabayı çok hızlı kullanır mı? Kullanmaz. Kullanmasına gerek var mıdır? Gerek yoktur. O zaman diyeceğiz ki George doesn't have to, bak olumsuzu kullanıyoruz, doesn't have to drive so fast. George'un hızlı, çok hızlı kullanmasına gerek yok ki. Çok zamanı var. O yüzden sakin sakin gidebilir. Ama az zaman olsaydı, geç kalmış olsaydı o zaman hızlı gidebilirdim. Şimdi my grandpa, yani dedem nokta nokta put salt in his food because the doctor said he can't eat salt. Ha bak, doktor tuz yemezsin demiş. Tuz yemezsin dediyse koymamak zorunda. O zaman my grandpa mustn't put salt in his food. Koymamak zorunda tuz yemeğine. Çünkü doktor yasaklamış. You can't, he can't eat salt demiş. Şimdi buraya bakalım. You nokta nokta have a passport if you want to travel abroad. Ha, eğer if you want to travel abroad, yani yurt dışına seyahat etmek istiyorsan pasaporta ihtiyacın var. O zaman ne diyeceğiz? You have to
Burada da have yazıyor. Bu have to zorunluluk için, bu ise sahip olmak. Yani you have to go gitmek zorundasın. You have to do yapmak zorundasın. You have to eat yemek zorundasın. You have to study çalışmak zorundasın. You have to have de sahip olmak zorundasın bir pasaporta eğer yurt dışına seyahat etmek istiyorsan. Çünkü biliyorsun giriş çıkışlarda mutlaka kontrol ediyorlar. Passport please diyorlar. All employees, bütün çalışanlar nedir? Yani işçiler genellikle bir üniforma, bir kıyafet giymesi gerekir. O zaman all employees have to wear a uniform. Burada şuna dikkat ettim için bak. Employee deseydi has to olurdu. Ama employees dediği için, çoğul olduğu için biz have to kullanıyoruz. Niye? Çünkü IUVD'de, daha doğrusu IUVD'de have to do something ama he she'de has to do something diyoruz. Şimdi tomorrow is Saturday. Yarın cumartesi. Oh ne güzel. The children, çocuklar get up early. Çocuklar erken kalkmak zorunda mı? Hayır hocam. Hayır. O, kalkmamak zorunda mı? Öyle bir şey yok. O zaman erken kalkmak zorunda değil. Yani the children çoğul olduğu için don't have to get up early. Erken kalkması buna gerek yok yani. Kalkmak zorunda değil. My sister, kız kardeşim nokta nokta respect my rights. Benim doğrularıma saygı duymak zorunda diyeceğiz. O zaman my sister has to diyeceğiz. Niye? Çünkü my sister she, he she de has oluyordu. Has to respect. Respect saygı duymak, uymak. Son soru alışmamıza bakalım. She nokta nokta help her mother to set the table. Annesine yardım etmek zorunda masayı kurması için diyoruz. O zaman she must help her mother to set. Tabi burada dışarıdan gelen bir zorunluluktan ziyade kendisi yapmak istiyor ve yapması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi bir de responsibilities yani sorumluluklar var. Peki niye böyle sıkıcı şeyler işliyoruz? Hocam yani çok sıkıcı. Aynen ya. İçimiz kalktı değil mi? Obligations, necessities, prohibitions, yasaklar, zorunluluklar falan. Çünkü evin içindeyiz ve evin içindeki ev işlerine yani chores'a veya buna benzer okuldaki bazı işlere yardım etmemiz lazım. Sonuçta belli kurallar var ve bu kuralları göstermek için de böyle sıkıcı ifadeleri öğrenmemiz gerekiyor. Ama bu bazen bizim de bilmemizi gerektirebilir. Şimdi I am, we, you, they, are, he, she, it, is geldiğini biliyoruz. Sonra neymiş? I'm responsible for something. Mesela I'm responsible for studying. Ben çalışmaktan sorumluyum. Veyahut da mesela kendim için söyleyeyim. I am responsible for teaching. Ben öğretmekten sorumluyum yani. Öğretmem lazım. Diğer türlü olmaz. You are in charge of something. Burada da yine in charge of ve responsible for aynı anlama geliyor. It is time necessary to do something. Bir şeyler yapmak için gerekli durum diyoruz. Şimdi hemen alıştırma yapalım. Alıştırmayla daha iyi anlayabiliyoruz çünkü. Şimdi write the sentence using the prompts. Bu kelimeleri kullanaraktan cümleler yazın demiş. Biz de yazmaya çalışalım. Şimdi ilk demiş ki kuralımız neydi? En başa İngilizce'de özneyi koyuyorduk. Sonra subject. Verb. Swap diyorduk. Harikasın. Verb, object, place, time diyorduk. Şimdi birincisi subject'imiz yani öznemiz ne olabilir burada? He. O zaman he'yi koyuyoruz. He. Sonra fiilimiz he is in charge of. He is in charge of. Tabi burada fiilimiz esasında is. Ama in charge of bir kalıp olmuş. He is in charge of. Ne? Neyden sorumlu o? Take out the garbage diyor ya. Burada taking out dememiz gerekiyor. Niye? Çünkü az önce söylemiştik Tomuç'un bak. Burada in charge of'dan sonra, responsible for'dan sonra verb ing gelmek zorunda. O yüzden sana burada sınavda take out bile dese sen taking out the taking out the garbage demen gerekiyor. Yani çöpü dışarı atmaktan sorumlu olduğunu söylemen gerekiyor. Şimdi burada yine özlemizi buluyoruz. Özlemiz day, day'i en başa yazdık. Sakin bir şekilde. Sonra soru cümlesi olsun ne yapacağız diyorum. O zaman durum değişir. O zaman soru cümlelerinde önce which, who, when, what gibi şeyleri en başa yazarız. Sonra da yardımcı fiil edelim. Yani who is, who have to falan diye devam eder. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Fiilimiz burada be fiili. O zaman hemen day'de be ne oluyordu? Are oluyordu geniş zamanda. They are responsible for. Onlar sorumluymuş. Acaba neyden sorumluymuş? Bakalım. Ha. Şimdi burada cook dinner mı diyeceğiz? Cooking the dinner mı diyeceğiz? Çünkü onu hatırlamak için ne yapmamız lazım? Arkaya bakmamız lazım. Ne demişiz? Responsible for'dan sonra verb ing. Yani cook dinner değil de cooking dinner dememiz gerekiyor. O zaman they are responsible for cooking dinner diyoruz. Ve hemen alta geçiyoruz. The laundry time to do falan filan bir şeyler diyor. Ha, burada da öznemiz yine it. It is time to doing mi? Do mu? Hemen bakıyoruz. It is time to necessary. It is time to falan. Doing denmez hocam. Doing denmez. Niye? Burada zaten kuralımıza vermişiz verb 1 diye. O zaman it is time to do the laundry. Yani şimdi çamaşır yıkama zamanı. Oh be. Çok keyifli bir şey geldi bir anda. Bir anda derse renk geldi gerçekten. Şimdi buraya baktığımızda ise yine
I think diye yazdık. Bence, tamam mı? Ne olabilir? It is necessary. Şimdi I think normalde ben özne think düşünmek ama bu bir kalıp esasında. Bence, bana göre. Onu en başa koyduktan sonra yeniden cümlemizin kendisine baktığımızda it is necessary, tamam mı? It is necessary to tidy up. Tidy up. Burada birinci hal geri demiştik. Tidy up your room. Senin odanı artık düzenlemenin zamanı gerekli geldi diyoruz. Şimdi gelelim kurallara. Burada kuralları eşleştireceğiz. Yine kurallar, yine işler, yine sıkıntılar, yine obligationslar, yine yasaklar. Bunları görmemiz gerekiyor. Şimdi throw rubbish, yani çöpü atacağız. Çöpü nereye atacağız? Camdan dışarı mı yoksa çöp direkt? Çöpü camdan aşağı atıyoruz. Hayır, saçmalama, pis herif, ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. Şaka yapıyorsun şu anda sen. Öyle bir şey yok. Çöpü her zaman için çöp tenekesine basket, yani basket atmamız gerekiyor. O zaman throw rubbish in the trash diyoruz. O zaman birinci cevabı Edirne oluyor. Come to school, zamanında gelmemiz lazım. Come to school on time. If you have something to say, raise your hand. Eğer bir şey söyleyeceksen parmağını kaldırmalısın, elini kaldırmalısın. Tabii biz parmak kaldırıyoruz, yabancılar el kaldırıyorlar. Dolayısıyla adamlar raise your finger değil de raise your hand ifadesini kullanıyor. Don't disturb, rahatsız etme. Kimi? Kimi rahatsız etmeyecek mesela? Others. Diğerlerini rahatsız etme. Always do, ne olabilir? Always do your best. Daima en iyini yap. Remember to bring. Neye getirmeyi hatırlaması lazım mesela? Your material. Materyallerini, eşyalarını getirmeyi unutma. Hatırla yani. Don't run. Nerede koşmuyorduk? Koridorda koşmuyorduk. Don't run in the corridors. Koridorlarda koştuğumuz zaman ne oluyor? Hem tehlikeli hem de toz yapıyor. Neden tehlikeli hocam? Çünkü yer beton. Ayağın takılabilir. Aa, kalabalıkta koşar. Nerede koşabiliriz hocam peki? Okulun spor salonuna koşabilirsin. Okulun bahçesine koşabilirsin. Veya koşu parkurlarınız varsa orada koşabilirsin. Ya da kendini ormana salarsın. Tamam mı? Ama büyük bir ip bağla. Kendine kaybolma. Yani ip ağaca bağla. Sonra başla koş. İp bittiğince geri dönersin. Böylece kaybolmamış olur. Güzel bir yöntem vermek istedim sana. Keep your desk. Nasıl tutman lazım deskini? Yani tidy and neat. Yani düzenli ve düzgün, nasıl diyeceğiz? O zaman şöyle temiz tutman lazım. 8H diyorum. Listen and follow. İzle kimi? The instructions, kuralları, önergeleri izlememiz gerekiyor. Learn from your mistakes. Hatalarından da öğren. Bu esasında buradaki en güzel şey. Bizim gibi sınava hazırlanan öğrenciler için en güzel şey bu. Learn from your mistakes. Yani hatalarından öğren. Şimdi geldik library'ye. Library'nin kelimesiyle sana bir akrostiş yaptık Tonguç. En kelimeden. Buradan bilmemiz lazım. Bak. Listen to, kimi dinlememiz lazım? Listen to the librarian. Yani kütüphaneciyi dinlemelisin. Çünkü orada kuralları o belirliyor. Inquire, yani ask, if you need help. Eğer ihtiyacın olursa sor diyor. Be respectful others. Diğerlerine saygılı ol. Çünkü kütüphanede herkes sesi. Veyahut da read and talk. Oku veya konuş sessiz. Yani konuşman gerekebilir. Birine bir şey sorman gerekebilir. O zaman sessizce konuşman lazım. Always walk. Never run. Daima yürü, asla koşma. Kütüphanede koşarsan ne oluyor yani? Orası spor salonu değil ki. Return books to their proper places. Kitapları onların doğru yerine koymalısın. Çünkü kitabı aldın, sonra bıraktın. Öyle olmaz. Doğru yerine koymalısın. Your manners and cooperation are appreciated. Yani senin davranışların ve yardımseverliğin, yani böyle bize destek olman tabii ki de takdir edici diyor. Dolayısıyla burada library kelimesinden sana yaptığımız bu library rules, yani kütüphane kurallarını da görmüş oldun. Şimdi let's remember. Şimdi hatırlayalım bakalım. Bir likes vardı, bir de dislikes vardı. Şimdi yine bir şey hatırlayacağız. Likes sevdiğim şeyler için. Mesela başka ne olabiliyordu? Like. Başka ne diyebiliriz mesela? I am crazy about. Yani be crazy about. Şimdi burada love çok sevmek. Be crazy about yine delisi olmak. Like hoşlanmak. Yani artık sesi azalıyor gittikçe. Enjoy, eğlenmek, keyif almak. Prefer de tercih etmek. Demek ki en çok sevdiğimiz şeylerde love, I'm crazy about, I love veyahut da I like diyoruz. Aşağı indikçe enjoy, prefer şeklinde dönüyor. Nefret ettiğimiz şeyler ise hate diyoruz. Nefret ediyorum, hate. Biraz daha aşağısına indiğimiz zaman can't stand, yani katlanamıyorum. Dislike, hoşlanmıyorum. Don't enjoy, zevk almıyorum, eğlenmiyorum yani. Don't veya tabii he, she'de de doesn't olacağını bilmemiz lazım Tonguç evladım benim. Ve tabii ki de en sonda don't veya doesn't prefer diyoruz. Demek ki sevginin ve nefretin şiddeti yukarıdan aşağı bu şekilde azalıyor Tonguç evladım benim. Şimdi hemen bir alışma yapalım, yavaş yavaş bitirmeye başlayalım. Oh be!
Oh be deyip durma. Bitsin benim... artık yeter dayanamıyorum. Ya sürekli oh be. Ev işlerinden çok yoruldum. Belim ağrıyor. Aynen. Belin ağrıyorsa o zaman bitirmemiz lazım. Gerçekten bu yaşta hem sınava mı hazırlanacaksın, hem çamaşır mı yıkayacaksın, hem çamaşırları mı asacaksın, hem onları kuruttuktan sonra içeri alıp ütüleyecek misin? Gerçekten benim kafam karıştı olmuş. Complete the sentences using the verbs in the brackets in the suitable form. Fiillerin uygun halini kullanaraktan cümleleri tamamlayın diyor. Şimdi Steve he mi she mi it mi I you we they mi? Tabii ki Steve he. It onu... olur mu canım? Niye hakaret ediyoruz? Hayır evladım. It derken cansız varlıklar için de it kullanılabiliyor. Yani mesela Allah'ım yarabbim. Şimdi Steve is diyeceğiz. Niye? I you we they'de am ya da are kullanılıyordu ama he she it'de is. Steve is crazy about be is yaptık sadece. Steve is crazy about to music demiş. Şimdi burası işte dananın kuyruğunun koptu ya. Ah! Dur bir dakika senden bahsediyorum öyle adam. Burada listen to music mi listening to music mi? Burada crazy about'tan sonra listen music. Hayır, listening to music olacak onun şeyler benim. Dolayısıyla Steve is crazy about listening to music verb ing'lerini kullanmamız gerekiyor. Çünkü I'm crazy about I'm işte I enjoy gibi şeylerde hep verb ing kullanmamız gerekiyor. Şimdi buraya gelelim. The children çocuklar çocuklar çoğul olduğu için enjoy diyeceğiz, enjoy demeyeceğiz. The child deseydi enjoy derdik veya he she deseydi enjoy derdik. Ama burada the children enjoy ne diyeceğiz? Playing computer games. Çocuklar bilgisayar oyunlarından gerçekten çok eğleniyorlar, seviyorlar. My daughter kızım nokta 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 early. Kızım geç, erken kalkmayı sevmez diyor. Herkes öyle. O zaman my daughter doesn't like. Like'tan sonra gene fiilin ing halini getiriyoruz. Getting up early. Erken kalkmayı sevmez. Paula ne yapıyormuş? Paula bir şeyleri tercih ediyormuş okumaya. İnternete surf yapmıyor. Harika. Paula'nın sevdiği şey kitap okumak. Bana ne Paula'nın özel hayatından? Ama bilmemiz lazım. Çünkü Paula bak ne yapıyor? Paula prefers, tercih ediyormuş. Neyi tercih ediyor? Sevdiği şeyini okumak. Reading, prefers'ten sonra sevdiğimiz şey geliyordu. Sonra da to, sevmediğim şey geliyordu. Sen de hatta ne demiştin? To demiştin. Burada to surfing. Demek ki Paula internette gezmeyi sevmiyor. Kitap okumayı seviyormuş. Tebrikler Paula. Nancy ve Lisa ne yapacaklar bakalım? Ev işi yapmayı sevmiyorlarmış. Aynı onlar da senin gibi herhalde belleri ağrıyor temizlik yaptıklarında. Nancy and Lisa can't stand doing household. Ev işi yapmaya katlanamıyorlarmış. Artık çıldırıyorlarmış. My father, babam, nokta nokta soap operas. Benim babam pembe dizi izlemeyi tercih etmiyormuş. Allah Allah. My father doesn't, tabii ki he she it'te does oluyordu ve olumsuz doesn't prefer. Prefer'den sonra yine fiilin ing halini getiriyoruz. My father doesn't prefer watching soap operas. Yani sabun operalar. Yani ne sabunu ya? Pembe dizileri izlemeyi sevmiyormuş. Şimdi artık son sayfamıza geldik. Burası gerçekten en olayı özetleyecek kısım. Şimdi buradaki şeyleri kullanaraktan cümleler yapmaya çalışacağız. Mesela ne yapıyordu? Kuralımız neydi? Özne, yüklem, yer, nesne, yer ve zaman diyorduk. Şimdi burada öznemiz my sister. Hemen my sister'ı başa yazdık. My sister ne demek Tonguç herhalde? Benim kız kardeşim. Yani she. She olduğu için olumsuzunda not like dediği için don't like değil doesn't like kullanmamız lazım. My sister doesn't like vacuuming. Like'tan sonra ing'lere geliyordu. Vacuuming the floor. Yerleri süpürmeyi sevmiyormuş. En sona ne koyacağız? Zaman. Time, everyday. O zaman buraya everyday yazıp kaçıyoruz. Sonuç helalim benim. Şimdi burada yine özlemimizi hemen arıyoruz. John. John'u en başa koyduk. Zaten alıştırma da en başa vermişler. John gel buraya oğlum. Ne diyorsun helalim? John'dan sonra burada fiilimiz ne? Be. Şimdi burada walk var hocam ama burada crazy about ifadesini kullanmamız gerekiyor. Yani sahil vermeyi çok seviyormuş ya John. O zaman John is crazy about delisi oluyormuş. Neyin? Tabii crazy about'tan sonra yine ing'li halini kullanıyoruz filmimizin. Walking on the beach. Walking talking diyoruz John'a ve tebrik ediyoruz kendisini. Sahilde yürümeye bayılıyormuş. Gerçekten tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi eyvah burada soru cümlesi geldi. Gerçekten senin sorduğun şey geldi başımıza. Şimdi normalde olsa biz ne diyecektik? D'yi en başa koyacaktık Tomuş evladım benim. Sonra fiilimizi koyacaktık. D enjoy. Sonra işte washing the dishes diyecektik değil mi? Bu onlar şeyden nedir onun adı? Bulaşık yıkamaktan keyif alıyorlar diyecektik. Fakat bize soru sor diyor. Soru soracağımızda ne yapmamız lazım? Eğer who, which, what, when gibi şeyler varsa onları en başa koyacağız. Ama öyle bir şey de yok. O zaman bunun soru halinde ne yapıyorduk? Do they enjoy washing the dishes diyoruz. Ve soru işaretini koyup arkamıza bile bakmadan kaçıyoruz. Bak bu cümlenin normal hali they enjoy washing the dishes. Do they enjoy washing the dishes? O zaman da soru hali oluyor. Şimdi buraya bakalım. Bura normal cümle. Hemen özlemimizi yani Chris'i başa koyduk.
Chris seviyormuş. Sevmek love ama Chris she olduğu için loves oluyor. Chris loves watching. Tabii şeyden sonra love'dan sonra like'dan sonra ing ile kullanıyoruz. Chris loves watching sports on TV. Chris televizyonda spor programları izlemeyi çok seviyormuş. Şimdi geldik en son kısmımıza artık. Emma ve Lisa özlemiş. Emma ve Lisa yazalım. Yani they. Onlar they olduğunu bilmemiz lazım. Emma ve Lisa. Ne yapacaklar bakalım bunlar? Şimdi birincisi fiilimiz burada prefer. Prefer, prefers yazamayız çünkü Lisa diyor. Şey, sadece Lisa dediği prefers oldu. Ama Emma ve Lisa dediği için onlar they oluyor ve Emma Lisa prefer. Neyi tercih ediyorlarmış? Yardımcı olma fiili. Helping. Şimdi diyeceksin ki hocam prefer the fiil, help the fiil. Ben niye bunu önce... Hocam prefer the fiil, help the fiil. Ben bunu... burada şöyle yapmadım. Sonuç. Yardım ederler tercih etmeyi diye bir cümle olmaz. Ama tercih ederler yardım etmeye diye bir cümle olabileceği için. Ve konumuz da zaten prefer, işte enjoy, like, dislike, crazy about bir şeyler olduğu için burada dikkatli olman lazım. Emma and Lisa prefer helping. Prefer'den sonra ing'lerini getirdik. Their mother, annelerine yardım etmeyi tercih ederlermiş. In their free time, boş zamanlarında. Niye in their free time'ı en sona koydunuz hocam? Bak time en son. Time bak burada T yazıyor. In their free time diyoruz. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla Tonguç.